YPG konuşmaya başlamadan dün çok özel, çok güzel bir gündü. Önce tüm basın mensuplarının, basın emekçilerinin özgür, dünya özgür basın gününü kutluyorum. Ne kadar kaynaklarda zorlandığımızı, ne kadar taleplerin sınırsız olduğunu, kaynakların sınırlı olduğunu bilerek mümkün olduğunca tasarrufa, kaynak arttırımına ve esas bizi destekleyebilecek, işte başta Büyükşehir Belediyesi gibi, Avrupa Birliği fonları gibi aslında belediyenin ana kaynağı dışında kaynaklar yaratmaya çalıştık. Zaten belediye başkanının da bence önemli görevlerinden biri bu diye düşünüyorum. Yani bu kaynak arttırabilmek, gider kısıp gelir arttırmak, belki bütçeyi iyi hakim olabilmek, maliyet yaran dengesi ayarlayabilmek. Yaptığı yatırımlarda karşılığını hızlı ve bazen kar etmek değil ama insan kazanmak anlamında yatırımlar yapmak. Böyle geçti 3 yılımız. Emrah Taş'tan, Aydınlık Ege. Şunu sormak istiyorum. Merkezi bütçeyle özellikle farklı partilerden seçilmiş belediye başkanlarının bütçe konusunda bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Sizin böyle bir sıkıntınız var mı? Projelere merkezi hükümetten destek alabiliyor musunuz? Ne ölçüde? Teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. İki türlü cevaplayayım. Önce genel anlamda bütçesel sıkıntı zaten hepimizin ortak sorunu. Tüm belediye başkanlarımızın. Ben buna bir ilave daha yapmak istiyorum. Sadece derdimiz para değil. Biraz konuya böyle bakalım. O en büyük dertlerimizden biri. Ama aslında idari anlamda da tüm dünyada başarı ulaşmış çağdaş modern kentler çözümleri, sorunları ve çözümleri yerelde hallederken bizde gitgide bir merkeze kayma var. Bu sadece finans anlamında değil. Yetkiler anlamında da böyle. Planlar anlamında da böyle. İdari anlamda da böyle. Esas şahsımı ve tüm yerel yöneticilerini en çok yakından ilgilendiren ve en çok rahatsız eden bu. Bizde gitgide bir merkeze kayma var. Bu tabii zaten sistem merkezi kaymayı emrettikçe ve önümüz biraz daha merkezleşeceğinin sinyallerini veriyor. O zaten finansal bir felaket bizi bekler belediye anlamında. Onun dışında tabii merkezin dolayısıyla yetkiyi aldıkça parayı da doğru orantılı biçimde kısma durumunda kalabiliyor. Ama somut anlamda bir de öneri biçiminde sorunuza cevap vermem lazım. Bizim bu çok kıymetli bir ikiliyiz. Yani bunun buradaki ahengin bireysel biz bir şeyi anlatamamaktan, onlar bir şeyi anlamamaktan kaynaklanan aksaklar olabilir ama yerelle merkezin çok ciddi bir uyum içinde olması lazım. Başkanım ben özellikle bu Türkiye'de ilk dediniz. Sadece engelli istihdamının gerçekleşeceği tesisle ilgili. Hı-hı. Kısa bir bilgi verebilir misiniz? Projenin çıkış noktası ya da neler düşünülüyor? Bir de pırlanta merkezleri gibi engellilere yönelik de günde 3 saat ya da 4 saat hizmet verilebilecek bir merkez projesi var mı? Teşekkür ediyorum. İşte mesela tam aslında merkezde yerelli de anlatan bir proje. 17 Mayıs'ta temelini atıyoruz onun. İşte bir 10 gün sonra hepiniz de davet, işte Türkiye'nin neden ilk olduğunu ve neden çok heyecanlandığımızı anlatacağım. O da mesela tam 2 yılımızı aldı. Merkezi hükümetin teşvikle başlattığı, başlattığı bir projenin onaylanıp biz tarafından yatırıma başlamamız 2 yıl sürdü. Bana sorsanız 2 haftada bitebilirdi. Yani ama işte bazen ya biz anlatamıyoruz ya olabilir. Yani bir suçlu aramak için söylemiyorum. Sorunun tespitini yapmak çok önemli. Ama sonunda bir mutlu sona geldik. Ve 17 Mayıs'ta da temelini atıyoruz. Kompost gübre ve solucan gübre tesisi. Bu içerik bakımından Türkiye'de çok örneği olan ama bunun istihdamını ve bu tesisi yaşatacak anlamda Türkiye'de ilk olan biri. Sadece engelliler burada çalışacak. Tarım, bir tarım yatırımı, bir ekonomik yatırım. O açıdan çok keyifli ama engelli olmasından dolayı da tek. Burada işte yaklaşık 15 kişi gibi hedefleniyor ilk etapta. Bunlar da biz tesisi yapıyoruz, tesisin yatırımını yapıyoruz. Kooperatife tüm yatırım yapılmış biçimiyle teslim ediyoruz. Sanırım 6 ay mı 8 ay gibi bir inşa süresi var. Maksimum 8 aydır. Ondan sonra bakanlık bu engelli vatandaşlarımızın 5 yıl boyunca ücretlerini ödüyor ve onları emekli ediyor. 5 yıl sonra hepsi emekli olmuş oluyor. Genelde Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe belediye başkanları ya da ilçeler yeterli yatırım alamadıklarını savunurlar, iddia ederler. Bunu nasıl başardınız? Bu işin püf noktası nedir? Biz olabilmenin, yani kapısını mı aşındırdınız? Çok fazla diyalog mu kurdunuz? Projelerle mi gittiniz? Yani, bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Benim şahsi ne kadar rolüm olmuştur bilmiyorum ama bu biz ne kadar gayretli, ne kadar istekli olursak olsun bu desteği veren kurumun niyetinden
bu başarı elde edilir. Ben bu konuda tabii belki dediğiniz, iddia ettiğiniz boyutuyla rahatsız veya eksik bulan arkadaşlar vardır ama ben 3 yıllık görev süremde hiç böyle bir soru yaşamadım. Ama bu belki benim gayretlerim biraz da pay olmuş olabilir ama yani büyükşehir bazında ilçelere destek vermeyi görev edinmiş bir anlayış var. Biz de ondan nasipleniyoruz. Ama burada Buca'da bu rakamların ve şeyin çok olması birazcık da kentin ihtiyacının daha çok olmasından kaynaklanıyor. Yani burada bir pozitif ayrımcılık veya ilişki düzeyindeki iyilikten ziyade ihtiyacı oranla bu destek fazla oluyor. Yani zaten konunun sözlerimin başında da biraz özetlemeye çalışmıştım. Yani Karşıyaka, yani mesela sahil diyelim. Şiirli, Karşıyaka, Konak, Güzelbahçe'nin halleri vesaire, Yarımada'ya doğru gidin. Bu bölgelerle bizleri mukayese ettiğinizde şu anlamda etmeyen ihtiyaç oranında çok daha az ihtiyaçları var. Bizim çok daha majör, çok daha hızlı, altyapıya dayanan, sosyal hayatı zenginleştirecek, hayatta işte ulaşımı hızlandıracak, hayat yaşam standartını yükseltecek yatırımlara ihtiyacımız var. Bucu olarak bahsediyorum. Bunları sadece sahilde diye örnek verdim. Yani biz biraz daha böyle ortada kaldığımız için biraz onun etkisi var. Yani bu sorduğunuz soruya cevapta ben hep onu da her konuşmamda, her toplantıda dile getirdim. Birincisi zaten eğer bir yatırımı planlarken bütçeyi neye göre yaparsınız? En büyük yer neresi olmalı? Dolayısıyla en büyük yer Buca zaten. Yani fiziksel bir nüfusal anlamda. Zaten o tabii toprak olarak yani Bakırçay vesaire o havzadaki büyüklükleri saymıyorum. Dolayısıyla zaten böyle bir hak ediyoruz en çok yatırım almayı. Yani matematik bunu emrediyor. Ondan sonra bahsettiğim geçmiş belki az yatırımlar, haksızlıklar diyelim böyle 40-50 seneden bahsediyorum. Bunları da düşünürsek bence biz bu yatırımları ve bundan da fazlasını hak ediyoruz. Ezgi Taşlı, İzlenen Haber. Başkanım, Buca'nın büyük bir nüfus oranı üniversite öğrencilerinden oluşmakta. Filmde de gördük zaten barınma ve giyinme gibi hizmetler veriliyor bu noktada mevcut olarak. Peki planlanan süreçte üniversite öğrencilerine yönelik yine burs ve istihdam gibi mevcut planlamalar var mıdır? Bunlar merak ediliyor açıkçası. Şöyle biz üniversiteyi şöyle yapacağız. Öğrenciyle şöyle gittik. Zaten o kısa bir macera ve aslında önemli bir bölümü ve önemli bir nüfusu kapsıyor. İşte 3 ile 7 yaşta eğitim oradan başladık. Önce okul öncesinden başladık. Pırlanta merkezleri oydu. Ondan sonra web tabanlı eğitimlerle liseye kadar gittik ki bu önemli. Orada da hem ekonomik anlamda destekti hem de aslında birazcık da çevreci bir projeydi. Hemen akabinde bilgi eğitim merkezi biraz önce gördüğünüzü yaptık. Orada da üniversite hazırlığıydı. Bilgi eğitim merkezi sonrası gençlik merkezini yaptık. O da aslında üniversite ve sonrasını kapsıyordu. Son etapımız yurt kaldı. Yani o aslında böyle beşliydi biz. 5 yıllık stratejik planda böyle öngörmüştük. Gerçi yurtta biraz geciktik. Hatta bizim normalde şu an yurdun temelini atmamız lazımdı. Ama öngördüğümüz arazide işte işgalci vardı, çıktı çıkmadı, yıkıyorduk, yürütmeyi durdurma aldı, şurada bunu falan. Bu tip sebeplerle biraz geciktik. Son etapımız gençlerle ilgili, yani pırlanta merkezleri, web tabanlı eğitim, bilgi eğitim merkezleri, Tarık Akan Gençlik Merkezi, sırada yurt var. Ha, bunların istihdamına yönelik tabii açtığımız her tesis, şu an her yeni yatırım zaten onlara otomatikman bir potansiyel istihdam mekanı oluyor. Onun dışında kadınlara ve gençlere yönelik zaten hobi dışında bir de meslek edinme kurslarımız var. Bunların bir kısmı iş garantili. Herhalde 3-4 dalda iş garantili var. Başta tekstili kapsıyor. Gerisi bir iş garantisi olmasa da belediyemizin ev sahipliğinde meslek kurslarını istihdama yönelik veriyoruz diyebilirim. Buyurun. Bir arkaya sonra size lütfen. Tamam, aldı artık mikrofonu. Tamam. Başkanım, 3 yıllık çalışmanız gerçekten yakından takip eden biri olarak şunu merak ettim. Şirinyer projesini gerçekten Buca'nın can damarı biliyorsunuz. Siz de o Büyükşehir Belediyesi'nde zaman zaman çalışmalarınızı takip ediyoruz. Şirinyer projesinin temeli ya da bu konuyla ilgili bir çalışma var mı? Şirinyerler ve Buca'yı özellikle can damarı olan bu nokta hakkında ne gibi çalışma yapılacak? Bir proje var mı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Var tabii. Hep vardı biliyorsunuz. 25-30 senedir bir kasaplar meydanı, bir Şirinyer projesi, bir metro yılan hikayesiydi. Kasaplarla başladık bu serüvene. İlk hep de öyle dedik zaten. Birazcık onur meselemizdi, gurur meselemiz oldu dedik. Sırası da Şirinyer var. Şirinyer'lik konumuz ne? İkiye böldük. Bence bütün İzmir'i ilgilendiriyor Şirinyer. Yani belki Buca'nın her alanında yapılmış yatırım
tüm İzmir'i ilgilendirmez ama özellikle metro ulaşımı ve alışverişin de merkezi ve kaliteli alışverişin merkezi olarak herkesi ilgilendiriyor. Önce iki etap var. Bir Forbes etabı var, bir Şirinyer projesi var. Forbes hatta haftaya çarşamba günü saat 11'de bütün Forbes esnafı Büyükşehir Daire Başkanımızla birlikte olmak üzere Forbes aynı bir kordonda olduğu gibi yepyeni bir yüze kavuşturacağız. Orada herhalde bir aya falan kazma kürek vurulu işte orada şimdi tartışıyoruz esnafla ne zaman başlamalı. İşte onların da ticari şeylerini göz ardı etmeyelim diye. Yer zemin uygulamalarıyla, aydınlatmalarıyla, kent mobilyalarıyla, tek tip tent uygulamalarıyla, işte portatif tuvaletleri, iki tane amfisi vesaireyle Forbes İzmir'in çok iddialı yeni de. Çünkü biliyorsunuz 20 yıl geçti artık yoruldu Forbes. Yani zaten binalar çok eski. Alışveriş merkezi de kentin bu kadar yoğun nüfusunu ağırlamaktan biraz yorgun düştü. Oraya komple bir yenilemeye giriyoruz. Evet, Forbes'i ayrı anlatmamın sebebi o bölgenin çok bitişiği olduğu için. Şimdi Şirinyer'e geldiğimizde de, Şirinyer'de de son meclisten uygulama projeleri yapılmak üzere tüm 5000'lik ve 1000'likleri geçti. Çok geçmişte yapılmış projedeki itirazlar da göz ardı edilmeden iddia... Ya böyle bir talebim olmadı. Olursa da sonuç alabileceğimi inanıyorum ama şöyle bir şanssız jandarma lojmanını hemen biraz solda güneyine 6 ayda inşa edip oradan bir tane daha Menderes Caddesi açarız. Cezaevini istiyorsanız kaldırın, istiyorsanız seneye, istiyorsanız 10 sene sonra inşallah hemen kaldırın o ayrı. Ama 6 ay içinde şimdi trafikle ilgili çözüm önerimiz de çok kritiktir. Sizlerin de desteğine o anlamda ihtiyacımız var. Menderes Caddesi'nden şimdi biliyorsunuz metro onayda bakanlıkta, sanırım başkan da Ankara'da bununla ilgili, onayda şu an. O sorunu çok ciddi kökten çözecek. Bunun akabinde bir de Menderes Caddesi elinde boyunda bir alternatifi daha 3 ay ile 6 ay arasında açmamak işten bile değil. Yeter ki tamam bu lojmanları sola çekin, yatırım da biz yapacağız. Sonra duvar örülecek çünkü şimdi teller var orada, o tellerle biz duvar öreceğiz. 3 tane lojman da, bu arada lojmanlar da ilk Erbaş'ın kaldığı lojmanlar. Yani tabii cezaevine bakan şeylerin, askerlerin. Onu taşıyacağız, bunu söyleyeceğiz. Sayın Başbakan'a. Yani tabii birinci talebimiz kalkması. Yani ondan vazgeçmedik. Ama o olana kadar zaman, para, yatırım, 2 yıl, 3 yıl inşaat. Hemen bize bir 6 ay verin. Hemen böyle bir yolda açıyoruz yani. Hiç çok basit. Ben mesela muhtemelen destek verecek. Yani Eyvan Bey'in buna hayır demek normal şartta çok rasyonel değil yani. Muhtemelen evet diyeceklerdir. Biz hazırız. Şu an projemizi çizdik. Elimizde dosyamız. Şu artık 21 Mayıs'ı bekliyoruz. Başbakan da değişebilir. Bakalım diyorlar yani. O yüzden bekliyoruz yani. Hep böyle işte darbe oldu, arkasından referandum şimdi tabii yerel yöneticiler hep sıkıntılı durumlar. Yani bir şey öngörüyorsunuz, planlıyorsunuz. Maalesef böyle oldu. Yapacak bir şey yok yani. Çok bizlik bir durum değil.